beraberiz sevgili seyirciler. Tekrar tekrar iyi akşamlar. Aa. Tekrar tekrar bu gece uyku yok Beşiktaşlılara. Bir altyazı görüyorum. Galatasaraylılara da hangisi? O Yusuf Günay'la ne evet. O Ertem? Sertaç Komşuoğlu bir görelim bakalım. Bir tweet attı, bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe yöneticisi. Fenerbahçe basketbol sorumlusu. Fenerbahçe'nin değerli yöneticilerinden çok kıymetli bir isim. Bir görelim bakalım. Bu işte bir tutarsızlık var diye. Şimdi olay şu. Ben buradan okuyacağım. Bir bakacağız. Şimdi attığı paylaşım şu. Kendi Twitter hesabından. Fenerbahçe Spor Kulübü kamuoyuna diye Yusuf Günay Beyefendi'nin bir açıklaması var. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un şahsıma hedef alan sözleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur diye bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız. Ülkesi ve milletine hizmet etmeyi görev bilen biri olarak Sayın Koç'un söz ettiği eski bir bürokrat unvanını taşımaktan onur ve gurur duyuyorum diye dün bir açıklama yapmıştı bu açıklamalar. Büyük camialarda yöneticilik yapmak büyük sorumluluk gerektirir. Hakkaniyet ve adalet ister ama en çok da saygı ister. Kişi ve makamlara, temsil ettikleri camialara saygıyla yaklaştığı gibi aynı saygıyı beklemek de en doğal hakkımdır. Yaklaştığım gibi diyor. Kibir zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak, iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir. Sayın Koç bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır. Saygılarımla Yusuf Günay. Şimdi Sayın Yusuf Günay bugün Beşiktaş maçındaydı. Yanındaki isim Sayın Dursun Özbek. Sayın Başkan Dursun Özbek. Bir getirelim ekrana Sertaç Bey'in fotoğrafını. Aslında bahsettiği fotoğraf bu. Sertaç Bey bunu tweet atmış. Bu işte bir tutarsızlık var diye. Yani yaptığın açıklama ne? Bugün kimin yanındasın gibi. Bir tam ekran getirebilir miyiz diğerini? Fotoğrafı tam ekran rica ediyorum. Sayın Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili. Galatasaray Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek. Fotoğraf bu. Bu konuda... Stefan Kuntz değil mi oradaki? Evet, Fenerbahçe'nin tepkisi var. Ne var bunda? Beşiktaş stadında, protokol tribününde, Türk milli takımının hocası hemen arkalarında ensesine nefesini hissediyor. Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı veya Başkan Vekili veya üyesi Yusuf Günay orada. Galatasaray Başkanı da Dursun Spor Özbek orada, ne var bunda? Sanki Dursun Özbek'le Yusuf Günay bir bitirim halinde veya batak halinde baş başa gecenin saat 3'ünde iki tane eskort kadınla falan mı oturmuş? Oy burada ya. Adam 50 bin kişinin içinde arkalarında da amirli takım teknik direktörü Stefan Kuntz. Dursun Özbek tabii ki korunaklı bir şekilde oturmak zorunda. Çünkü orası Beşiktaş tribünü. Ben burada hiçbir nakıta, arıza, sıkıntı görmüyorum. Ne var bunda? Korunaklı oturmuşsun. Hayır ne var bunda? Ne var burada eksik olan ne? Bilmiyorum hocam yani... Sana havadan nem kapma var, havadan nem kapma. Ne var bunda? Ya hocam bir şey söyleyeceğim. İki gün önce Sayın Yusuf Günay'ın yanına gitmesi, federasyona gitmesi Sayın Dursun Özbey'in tamam mı? O görüntülerde sadece bize ya şimdi hala Galatasaray camiası tepki gösteriyor niye anlamıyorum onu da. Evet. Sayın Dursun Özbek ve Sayın Yusuf Günay'ın çıkışta beraber hani objektifimize takılması. Fenerbahçe bunun üzerine açıklama yaptı hatta. Evet. Diyor ki daha dün böyleydiniz. Bunu bile bile göstere göstere nasıl hala bu olayın üzerine gidiyorsunuz? O görüntüyle bir gösterelim kardeşim, arkadaşlar. Hafta sonu çok önemli. 3 tane takım sadece Galatasaray Beşiktaş'ı Fenerbahçe'ydi. Bu gece Beşiktaşlılar kadar Fenerbahçeliler de sevindi. Eşyanın tabiatına uygun olarak. Bütün kabahat Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'de niye? Pazar günü çok büyük derbi varken sen hangi akla hizmet Fenerbahçe Başkanı Ali Koç la görüşüyorsun Riva'da. Hangi akla hizmet Dursun Özbey'in Riva'ya cebren veya izinle görüntü bu gelmesine görüntü hocam işte. İzin günkü. Veriyorsun. Bütün kabahat Mehmet Büyükekşi'de. Ben futbol federasyonu başkanı olacağım böyle yaparım. Kapıya talimat veririm. Hiçbir kulüp başkanı özellikle 3 büyük kulüp başkanı buraya girmeyecek. Düşmeye oynayan kulüp başkanları İstanbulspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Ankara Gücü bunlar buraya girmeyecek federasyona. Dışarıda da görüşmem. Hatta acil bir şey yoksa telefonlarına da çıkmam. Sen hangi akla hizmet Sayın Büyükekşi, Sayın Ali Koç'a randevu verip görüşüyorsun Riva'da? Ha Fenerbahçe'nin ne demek? Fenerbahçe'de Sivas maçı var.
Eğer dün Sivas'ı yenemeseydi Fenerbahçe, bugün de Galatasaray yenseydi şu anda sokaklarda Galatasaray şampiyonluk turu atıyordu haklı olarak. Bütün kabahat Mehmet Büyükekşi'de. Ha Yusuf Günay, ben olsam maça gider miydim? Gitmeyebilirdim ama bunda bir arıza yok. Yusuf Günay, Türk Futbol Federasyonu'nun seçilmiş bir adam, elemanı, arkadaşımız. Tanımam hiç kendisini. Dursun Özbek, arkalarında milli takım, teknik direktör Stefan Kuz. Burada bir arıza yok. Bir arıza yok. Örneğin. Slovenya, Almanya, Avrupa finali oynuyorlar. UEFA Başkanı Sloven, Ceferin'de orada oturuyor. E ne yapacaksın? Şu anda Yusuf Günay orada Futbol Federasyonu Başkanlığı temsilen oturuyor. Federasyon üyesi çünkü. Tatmin olmadınız mı? Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok tatmin oldum. Çok da güzel şiir gibi anlattım. Evet, öyle anlatırım. Evet. Fotoğrafı verin arkadaşlar. Tatmin oldum, şiir gibi anlattım. Evet. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Bunlar gayet normal şeyler. Evet. Olması gerekir. Evet. Ahmet Hoca çok mantıklı şeyler söylüyor. Evet. Sorun şurada yalnız. Mesela roller değiştiği zaman, geçmiş yıllarda çok gördük çünkü. Mesela TFF'de Fenerbahçeli bir yönetici olduğu zaman, Fenerbahçe kulübüyle başkanıyla oturduğu zaman, mesela diyelim ki Zorlu, o sezonun adı Zorlu sezonu oluyor birdenbire. Bütün yıl bunun üzerine gökyüzünün altında söylenmedik kelime kalmıyor. Tamam mı? Halbuki ne var yani? Adam oturmuş herkesin, binlerce insanın her dakika gittiği yerde katakulli çevirecek ha? Ama öyle oluyor bizim ülkemizde. Dolayısıyla ben tamamen Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Bunlar normal olması lazım. Ama herkes için normal olması yanlış lazım. Yanlış anladın. Yani Yusuf... Hayır ben... Şeyi ben, yanlış anladın. Ben Futbol Federasyonu'nda buluşmalarını normal hocam, olarak yorumlamıyorum. Yok hayır. Ali Koç'un Dursun Özbek. Ya bu maç bu. Hocam, maç. 50 bin kişi ve hocam, televizyonda maçta, milyonlar tamam önce. Ama ne diyorsun, ben olsam orada olmazdım diyorsun değil mi? Ben gitmezsin. Bak gitmezsin. Niye gitmiyorsun? Sen anormal misin? Yok. Bir şey var diye gitmiyorsun değil mi? Bir şeyden çekiniyorsun. Ben de hatta ben Yusuf Günay'ın her Galatasaray idmanına gitmesinden de bir sıkıntı duymam. Vallahi gitsin. Hafta içi her gün Galatasaray idmanlarına gitsin, seyretsin. Ne olacak ki bunda? Ne var ben? Ben vallahi o kadar rahatım. Eskiden bunlara bakılmazdı. Evet ama ben buna mesela Fenerbahçe işte Sertaç Bey'in de tweet'i o yüzden. Diyor ki Sertaç Bey de derdini anlatıyor. Derdim şu. Roller ters olunca sezonlara isimler takılıyor. İşte mesela Rıdvan Dilmen görüşüyor birisi değil mi? Şeytan sezonu oluyor. İşte Nihat Özdemir sezonu oluyor. Zorlu sezonu oluyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar sezonu oluyor değil mi? Ama o 75'ten beri ama var. Bu işte bak bravo ben 10 yıldır diyorum. Rasim diyor ki 1975'ten beri var. Doğan Koloğlu başlatmıştır 75'ten beri. Yoksa Fenerbahçe sorun, şampiyon yapılacak denir. Sorun tabii ki medeni insanlarız biz. Bir federasyon görevlisiyle bir Galatasaray başkanı tabii ki yan yana kol kola maç seyredecek. Hiçbir gariplik yok. Evet. Ben de diyorum ki İşte böyle olmadığını herkes kanıksasın. Herkes delisin. Ha yalnız. Herkes dinlesin. Apo şu var. Yusuf mı? Günay. Mesela Fener statında Nihat Özdemir'le bilmem kim maç seyretse. Yani neler söyleriz? Yusuf Günay. Beyefendi. Ferişan ekleseriz. Aslında buraya gidelim. Esbab-ı mucibesine. Diyelim ki. Şimdi siz insanların Beşiktaş taraftarının tanıdığı. Milyar dolar az. Ve hafta içi spekülasyona uğramış bir insansınız. Burada arıza yok ama şu riski alıyorsunuz. Diyelim ki maç 0-0, 1-0 Beşiktaş önde, dakika 90, VAR'a gidildi, hakem baktı, Galatasaray lehine bir penaltı, maç 1-1 oldu. Bir maçın bitmesine de 3 dakika var. Yemini billah ediyor. Şaibeli bir penaltı, bütün şimşekler, evet. Bütün saldırılar üzerinize. Bunları bunun için yapmayın, her ne kadar. Kanunen ve etik olarak burada bir sıkıntı yoksa, azıcık kafayı çalıştırır. Siz eski bürokratmışız bilmiyorum. Evet PTK Başkanı hocam. Enerji Piyasası Kurulu Başkanı'ydı. Ben olsam niye gitmem? Bunun için gitmem. Bunları ben dün akşam anlattım diye tekrara düşmeyin diye anlatmayın. Bak hocam bunlar sıkıntılı. Şimdi çok önemli bir şampiyonluk gibi bir maçtan evvel kulüp başkanları özellikle demin dediğin gibi kulüp başkanları Futbol Federasyonu'na gitmemeli. Futbol Federasyonu hem bu ziyaretleri kabul etmemeli, evet, Türkiye gibi ülkede gitmemelidir. Tabii. Bunlar hep şaibe. Şimdi bugün bu maç hafif bir hakemle Galatasaray'ın galibiyetiyle bitseydi. Yusuf Güney o stat'tan çıkamaz. Yani işte Bey, Allah için, korusun. Ve bir Allah dakika, korusun. Fiziki tecavüzle olabilir. Sevgili Yusuf Günay'ı tanırım. Fiziki tecavüzle sorun. Haftanın 4-5 günde görürüm. Bak şimdi. Sevgili Yusuf Günay diyorum. Şimdi mesela dün
bireysel olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na cevap veriyorsun. Tabii, tabii. Kendinden mesela. O yanlış normalde diyorsun. Normalde Futbol Federasyonu'nun bir yönetim kurulu üyesi, bir kulüp başkanına bireysel veremez. Veremez, bitireyim hocam. Tabii. Veremez. Tabii. Vermemesi lazım. Buna Futbol Federasyonu başkanının izin vermemesi lazım. Olayı kişileştiriyor. Kişiselleştiriyor. Şahsileştiriyor. Yani, şahsileştiriyor. Dolayısıyla yani burada sevgili Yusuf Günay'ın bunu vermesi, Allah'tan ki bu maçın bu şekilde bitmesi. Öteki türlü bir sürü zaten Futbol Federasyonu'na saldırmak için herkes her yerden arıyor. Bakıyorsun eski Abdurrahman Arıcı bile bugün açıklama yapmış. İşte Fenerbahçe'ye hakemler şöyle bilmem ne falan filan. Baktığın zaman geçmiş zamanlarda işte demek ki doğruymuş. Hem başarısızlık var ama hakemlerin de katkısı var bunda falan neyse. Yani zaten herkes burada bir şey kolluyor. Ama bunlara sevgili Mehmet Büyükekşi fırsat verir. Bir açıklama yapacaksa bunu sevgili Yusuf Günay tek başına kişisel olarak sahip çıkacak. Hem yönetim kurulu üyesine sahip çıkacak çünkü divanda evet sevgili Ali Koç Yusuf Günay'a sallıyor. Pardon Ali, çok özür dilerim. Eleştiriyor onu. Oradan da Futbol Federasyonu kendi yönetim kurulu üyesine sahip çıkarak evet bir açıklama yapmalıdır. Bunu tek başına yaparsan hem bu kavga olur. Yarın yeni Futbol Federasyonu seçimi olduğu zaman Fenerbahçe'ye birkaç tane Ali Koç'un hakim olduğu birkaç kulüp diyecek ki bu şahıs olmasın diyecek bu isim. Bunları ben çok yaşadım. 2000 yılında falan şu isim olmasın bu isim. Rahmetli Hasan Doğan zamanı. Aman o kulüp başkanları toplandı, icra etti, şu olsun, aman bu olsun falan. Yok hayır bu olmasın, bu çizildi, şu çizildi. Çok şeyler oldu. Doğru. Demek ki belki sevgili Yusuf Günay bir dahaki yorumda yer almayacak mı? Bilmiyorum. Yani gemileri yakmış gibi. Belki Mehmet Büyükekşi'yi dinlemedi. Dinlemedi ben kardeşim. Ya federasyonda bir sıkıntılar var. Ha, kendim kulaktan duymadığım için sadece yani pardon. Duyum. Bizzat gözümle görmediğim için. Konuşmuyorum. Kendim duymadığım için kavgaları bir şey demiyorum ama Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu içinde o onunla konuşmuyormuş, o onunla falan filan bir sürü sıkıntılar varmış orada. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Ama bitiriyorum hocam. Bu son derece bana göre gereksiz. Bak bu ne diyorum sana. Şu görüntüde hiçbir sıkıntı yok. Ama insan bu arkadaş. İnsan bu. Şimdi ben giderim bir bayan arkadaşımla, avukatımla, kardeşimdir avukatla yemek yerim. İnsanlar gelen geçen görür. Aa Sinan Engin Ayak bir kadına yemek yiyor. Belki avukatım benim. Yani mesela. Tehlikeli. Hemen anladın mı? Yani bir şey uydurulur. Çekerler atarlar. Hatırlar Ertem sen. Yıllar evvel şurada öteki odada 8-10 sene önce bir fotoğraf beğendik. Fotoğrafları screenshot evet etmişler. Evet, hatırladın evet, mı Ertem? Evet, evet. Hatırladın evet değil mi? Çok iyi hatırladım. O kaç? 7-8 sene oluyor mu? 8 sene oluyor. Yani. Yani onun ya için. Olmayan videodan bile oluyor bazen. Herhalde. Senin o videonu oldu, anlatan insanlara... Brezilyalı bir adam bulmuşlar. Şimdi... Yalnız buyur bir dakika, hocam. Benzeri hataları geçmişte... Acaba o ben miyim? Örneğin çok sevdiğim bir Selim abi, Selim olan Soy'dan da yapmıştı. Ağzından çıktı biliyorum. Üç Fenerli dedi. Ben, Nihat Özdemir, Servet Yardımcı. Vay vay vay. Fenerbahçe'nin yıldızını almaya gücümüz yetmedi dedi. Beş yani böyle abi tarafkir konuşmaları her takım yapıyor. O, Sinan ama abi. Sen dediğin doğru. Efendim, Sinan abi. Gülşen Günay'ın. Doğru mu söylüyorsun? Yusuf Günay. Özür dilerim. Yusuf Günay, Ali Koç'a laf yetiş bir yapaşı var. Lazım. Eski bürokrat lafı hakaret filan değildir. Rencide edici de bir şey değildir. Ama eski hakem eskisi derler ya. Kaportacı dese hani dersin ki kaportacıya da saygın var da eski bürokrat. Kaportacılar şerefli insanlar. Yusuf Bey siz niye alınıyorsunuz? Eski bürokrat dedi. Ha niye bu terbiye falan daha bu da yanlış. Bunlar hocam, hep yanlış. Abdülkerim abiden sonra orada gidiyoruz. Orada bir de köstebek lafı köstebek var. Yani. Köstebek denebilir. Olur mu? Zaten köstebek olduğu belli Yusuf Bey. Hocam Serhan Çetinsay'a Sinan abi biliyor musunuz? Evet Beşiktaş'ta. Beşiktaş As Başkanı. Bir arkadaşlar için bir görüntüyü getirebilir mi? Evet. Emin misiniz kendisinin tweet'i olduğunu arkadaşlar? Hayır değil. Köstebek demek laf kendisinin tweet'i olduğunu emin misiniz? Aramızda bir köstebek var. Hocam bir şey diyeyim biz artık o Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu arasında biz en fazla bu kadarını söyleyebiliyoruz. Daha da ne diyeyim? Anlamadım ne oldu? Yo yo hani daha fazlası burada daha başka bir şey var şimdi. Ne zaman medeni bir ülke oluruz? Oraya yazmışsınız. Tamam mı? Ne çok zaman zor. Onu bir getirir misiniz? Şey Emir'cim getirsene bir. Yüksele. Bunlar konu. Emir beni duyuyor musunuz? Acaba ben şimdi Beşiktaş yöneticisi As Başkanı bir tweet atmış. Oraya yazmışsınız ama gördüğünüz gibi lobi ve algı yapamadığınız maçlarda ne sahada kalabiliyorsunuz ne de maçı kazanabiliyorsunuz. Ancak
Üçün birini alıyorsunuz. Tebrikler. Oha, Beşiktaş'ım çok iyi. Biz sizin. Çok iyi ya. Beşiktaş yönetisi yazmış. Hayır olamaz abi, olamaz. Olamaz. Suç bu. Bu ne ya? Ya 3-1 bitti ya işte, öyle diyor sözde ama değil, yanlış tabii. Oraya yazmışsınız ama gördüğünüz gibi lobi ve algı yapamadınız maçlar. Ne sahada kalabiliyorsunuz, ne maçı kazanabiliyorsunuz, ancak üçün birini. Şimdi sevgili seyirciler, biz objektif tarafsız bir programız. Ben Beşiktaş formasını çıkartıp Beşiktaş marşını açabilirim. Galatasaray maçına çevirelim ama Türkiye'nin en objektif, en tarafsız programı hiç umurumda değil. Babamın olsa babaminkini gösteririm burada. Bir dakika kardeşim, bu kardeşin adını söyle. Serhan Çetin Saya. Serhan Çetin Saya. Acaba doğru mu hocam? Bir dakika, o mu? Serhan, eğer bu sensen. Serhan Bey. Serhan Bey. Serhan, sen terbiyesizsin. Ya yapma hocam, deme çocuğa hocam. Ya. Ya bir dakika. Hocam niye öyle diyorsun ya? Hocam demeyelim hocam. Hocam niye terbiyesiz diyorsun çocuğa? Deme bu ya. Bu yazı, Allah Allah. Bir müsaade edin. Bu yazı sana aitse Serhan. Bak bakayım. Ve sen Beşiktaş yöneticisi olan Serhan'san, sen terbiyesiz bir adamsın. Abi, çünkü üçün birini bugün sokaktaki adama da sorsan, üçün biri maçın skoru olmasına rağmen ne manaya geldiğini sokaktaki adam da bilir. Bu terbiyesizliktir. Ben bilmiyorum. Bu saygısızlıktır. Ha bunu bir amigo kılıklı adam ya da ne bileyim türbündeki bir fanatik, no name bir adam yazarsa problem değil. Ama Beşiktaş idareci kisvesiyle bunu yazmışsanız şayet, evet, altını çiziyorum. Terbiyesiz. Hocam, hocam lütfen, ben buna müsaade etmeyeceğim. Bir reklama gitmek zorunda. Reklama gidiyorum. Bir dakika Ertem. Beyaz Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Biraz önce adı geçen yöneticiler, isimler. Yusuf Günay başta olmak üzere Beşiktaş yöneticisi Serhan Çetinsaya beyefendi, as başkan, yayınımıza da bağlanabilir. Belirtelim çünkü Ahmet Hoca burada kendisiyle ilgili ifadeler kullandı. İfade terbiyesizlik dedim. Tamam, şey ona da söz hakkı doğdu hocam. Onu söyledim. Bu Çetinsaya şey değil mi? Daha kötü laflar babasını diyecek. Tanıyorum ben. O ya ama bir tekrar söylüyorum. Herkes birbirini kızdırır. Kedi yaparsın, bilmem ne kartalı ya. Yaparsın, tinelci dersin. Ya sen üçün biri diyorsun. Bu suçtur, suç. 3-1 hocam maç. Ya 3-1 skorla gidersiniz başka. 3-1 biz de yani bak sokaklarda yetiştik hepimiz. 3-1'in ne manaya geldiğini herkes Türkiye bilir. Biliyor canım. Tabii. Sosyal, herkes biliyor. Sosyal medyada herkes bulunan herkes bilir. Yapmayın. Bu Vadi İstanbul şeyin biz, oğlu değil mi bu? Tanırım biz, ya. Biz normal futbol yorumcusu, normal insanlarız değil mi? Biz mesela ben mesela bir tweet atarken 10 kere kontrol ediyorum, bir de etrafımdakilere çizgi hayır, bakın bu diyorum. Hani birine yanlış bir şey söyleriz falan filan diye. Ya bir kulüp yöneticisi mesela dikkat etmiyor. Bu kulüp yöneticisi mi bu arkadaş? As başkan. As başkan diyor abi, ben inanmıyorum. Abi, ben de şaşırdım. Abi, Esin abi 20'li yaşlarda diyor. As başkanlar özür dilerim. 20'li yaşlarda as başkanım var. Mesela benim taktikli şeylerim var. Ahmet Çakar var. Ana avra sövüyorlar. O ben değilim. Var 50 tane falan var Ahmet Çakar. Normalde sana sövmezler. Sana söver. Hocam ben sövmem diyor. Bana söve, o sövüyor o. Sahte Ahmet Çakar sövüyor. Bana değil. 50 tane Ahmet Çakar var Twitter'da. Hocam. Bir tanesi mesela ben penaltı doğru diyor. O diyor ki hakemler katildir, matildir. Hocam bir de biliyorsunuz 2,5 litre kola içen bir rock var biliyorsunuz. Hala. Aa, bir dakika bir tane resim var. Bu tuhaf bir ilişkide gösteriyor falan. Bu sen değil çocuklar. Bu benim bir 2,5 litre. Ya kardeşim bu nedir? Sevgili seyirciler, Beşiktaş'ın paylaşımları. Sonları yapan Doğa Seten'dir. Doğa Seten. Doğa Seten çok güzel. Ve Şeyma Hanım, Şeyma Hanım. Doğa Seten'in arkadaşı, selam söylüyoruz size de kızım. Beşiktaş'ın paylaşımları var. Bir görelim. 8-9 diyor yani. Biz 8-9 senedir diye bir emir. Onları tek tek bir verebilir misin? Beşiktaş'ın paylaşımlarını. Bunu... Tam ekran getirebilir miyiz bir? Begos kalsaydı, Abubakar alınmasaydı, Beşiktaş aynı performansı gösterir miydi? Gösterebilirdi. Begos kötü oyuncu değil. Manchester United'ın ben aldığı her oyuncu en az Abubakar kadar. Abubakar'ın göstereceği performansı göstereceğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Ama Abubakar bugün iyi top oynamadı. Hocam fark etmez. Bak Apo ne dedi? Sahanın en kötü ama bak santrofor adam atacak abicim. İsterse çok kötü oynayabilir. Tutanın, çok kötü. Bir kaleci düşünün. 90 dakika müthiş oynuyor. Arka arkaya iki top geliyor. Hop! Yeni iki gol yiyor. Hop 2-0 gitti geçmiş olsun. Santifor da böyledir. Gezer. Sahanın en kötüsü görünür. En kötüsü. Tak bir saniye çıkar işi bitirir. Attığı golü hatırladınız mı? Anelka'nın Beşiktaş'a attığı bir gol evet, vardı. Evet sağdan girdi. Sağ çaprazda. En önünde evet. Üstte çabana. Aynen. Çok aklıma gol geldi. Bak dikkat et Apo. Hep bireysel. Evet, yani çok bak Fenerbahçe maçı aynı. Her maçta Sergen zamanında da aynı. Hep alıyor. Basıyor sağa sola.
İçinden yalnız, geçiyor, yandan geçiyor, önden geçiyor, giriyor, çıkıyor, vuruyor gol. Mesela Icardi'nin golü de ne vuruş, ne temiz vuruş. Nasıl öne gitti ama? Gelişine hemen değil mi? Stoperin bak sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel goldü. Koşu timingi. Hocam bazı santiforlar... Büyük golcü hocam. Hocam bu kadar kalite değil mi yani? Hocam bak büyük santifor olduğu nereden belli? Büyük golcü büyük. Bak beklemiyor topu. Tabii kupa gidiyor. Beklemiyor stoperin vurmasını. Öne çıktı, ondan önde hareket etti. Öyle gidersin de kötü vurursun. Bir de ip gibi vurdu çık diye. Çok ama bitik. Çok yıldız oyuncu. Ama şeydi, bitik. Fiziksel olarak. Fizik olarak bitik. Fiziksel ve kondisyon olarak fizik öyle olarak ama. Fizik olarak bitik. Büyük golcü. Bir açabilir miyiz? Dokunuşundan yıldız yani. Bir açabilir miyiz Beşiktaş'ın paylaşımını yine? Bu mu? Güzel. Müthiş yaratıcı tebrik ediyorum. Ama şimdi, üçün birini aldınız. Olmaz abi. O kötü kötü. O yakışmamış. Bu kardeşimize. Serhan Bey bir bağlanırsa seviniriz ya. Serhan kardeşimize yakışan. Genç gibi silmek. Yakışmamış. Yakışanı yapalım. Silmez. Silmeli, yakışmamış güzel kardeşime. Hemen onu şey yapmak lazım. Sil kardeşim Serhan. Serkan mı? Ne Serhan. Serhan. Sil evladım. Küçük de çocukmuşsun. 20-25. Yok ne hocam. Yapıyor? Hocam 20 yaşında Beşiktaş As Başkanı varsa. Hocam 30 küsur yaşlarında genç. Hocam ne yapıyorsun ya? 20 yaşında Beşiktaş As Başkanı. Rahmetli Hüseyin. Beşiktaş efendi takımdır. Efendi takımın As Başkanı. 10 yaşında yöneticiliğe başlamış. As Başkanı'na doğru adım adım. 35 de olsa Ahmet Hoca'nın, Sinan'ın, Deniz'in yanında. Nasıl kulüp ya Beşiktaş nasıl bir kulüp oldu ya? Biz yaşlı insanlarız ya. Galatasaray'ın da paylaşımı var. Yaşlısız yani çocuk. Tabii ki genç ya. Galatasaray'ın. Yaşımız sayılır yani. Sakin ol, takıma güven. Şampiyon cimbom yazdıracağız. Güzel ama iki haftadır bak. Şimdi hepiniz burada çok iyi şoförsünüz. Motor arıza vermeye başladı Galatasaray'da. Bak çok iyi gidiyor. Böyle müthiş bir araba. Ama hadi marka vermeyelim. Böyle bir arıza. Hafif koku geliyor. Böyle bir şey var böyle. Rasim değil mi yani? Şanzıman manzımanda böyle bir şeyler var. Rasim programın başında şunu söyledim ben. Bir haftadır. Eğer şöyle ben koşmasam da nasılsa çok yıldız oyuncum var. Ben bir yıldızdan yürürüm. Çıkar maç alırım ayağı iyi bir ayak değil. Ben program başında bunu söyledim. Çok öyle büyük yıldızım falan yok. Bak isimlere kardeşim. Sen Raşika var çok etkili oyuncu evet. Bir de Allah abi. Aşkına 6 ay önce Türkiye'ye gelmeden önce bu Raşika'yı kim tanırdı ya? Kerem Aktürkoğlu bizim değil mi tanıdığımız bildiğimiz bir oyuncu. Bak, kötü olabilir iyi Kerem'den oyuncu. Ben Kerem'den hiç memnun i̇yi değilim. İyi oyuncu ben şuna diyorum yani senin kendini öyle 8-9 tane dünya yıldızı oyuncu falan yok. Yok. Kimse kimseyi kendini kandırmasın. Abi. Zaten dünya yıldızlarının Türkiye'de işi olmaz. Ayrıca İkari bir şey gibi söyleyeyim gelir, sana hanımıyla dünya yıldızları falan. Geldi bir ara. Onlar da dünya yıldızlığı sönmüştü geldiklerinde. Yok Anelka öyle değil. Değildi. Anel ya tamam işte Roberto Carlos mesela dünya yıldızı değil mi? 30'larda geldi. Kaçta geldi? Drogba. Dünya yıldızıyken gelir mi adam? Kur düşükken. Hani anladın mı? Şimdi Mertens 35 yaşında sana hala dünya yıldızı zannediyorsun. Ne dünya yıldızı kardeşim? İtakaka gidiyor adam zor gidiyor. 35'e gelmiş. Evet. Bende dünya yıldızı var. Tabii. Sende dünya yıldızı falan yok. Normal iyi oyuncularım var. Bu kadar. Zamanı Şumayer'de çok bu yaşlı. Bu mantaliteyle mücadele ederse Galatasaray takımı ki çok maç ettiler mücadele ölümüne. O zaman zaten Galatasaray takımı farklı bir takım Zaniolo, oluyor. Zaniolo bir... Ben mücadele etmeyeceğim. Ben yıldızım. Abo bir şey sorabilir miyim? Julian Alvarez'in golünü gördün mü bugün? Julian Alvarez. Abo abi. Manchester City'li Arjantinli oyuncu. Abo abi. Attı, Fulham attı ikinci golü gördüm. Bir dakika dur. Arjantinli. İçeri orta. Hanımefendi senden özür diliyoruz. Almanya'da Dortmund'u boğdular. Bakın aynen. Almanya'da Dortmund'un başına gelen. Fenerbahçe veya Galatasaray Beşiktaş'ın başına gelse. Ne Dortmund'u ya? Şu anda Türkiye'de yürüyüşler oluyor. Ne oldu ki hocam? Boğum maçında parça parça Dortmund ettiler gider. Dortmund'u. Ne ara seyrettiniz? Nerede? Dün, kaçta oynadı? Cumartesi, yani? Cumartesi. Hocam bir tamam, Bundesliga uzmanı. Hayır. Şans eseri. İki doğradılar. Tane penaltı verilmedi ki. Penaltının babası, eniştesi. Hoca operasyon var mı? Tabii. Dortmund gitti Bayern kazandı arkadaş. Bugün bilmiyorum. Herhalde kazanmıştı. Vay Almanlar, Almanlar da Türkleşti. Dortmund'u boğdular. Napoli şampiyon oldu bu arada. Tamam. Dortmund'un başına gelenler. Oldu. Dortmund'un başına gelenler Dortmund'u bizim başımıza ne? Gelecek. Yani berabere kaldı. Bu oyunda boşu değil şey yani. Fiili olarak oldu. Abo abi, Sinan abi. Fiili olarak oldu. Hem de Ahmet Çakar. Bayern Münih 2-0 kazandı. Kerem Aktürk. Türkoğlu kendini geliştirmiyor. Kerem Aktürkoğlu'nda çok büyük problem görüyorum. Niye, katılıyor musun? Neden? Ben bir, arttırmıyor. Ben bir liderlik özelliği gördüm bugün yine sahada. Ama Kerem İkinci gol yiyince sakin oldu. Evet, böyle herkese, bütün takıma öyle. Bir liderlik havası var hocam. Ben yani ama vardı, o havası evet, yani. Kendini de geliştirmesi lazım. Yani ben Kerem'de bir tıkanma görüyorum. Abi. Çok fazla topla şey yapıyor. Maçı durduruyor. Tempoyu düşürüyor. Ankete Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu. Bu olur, bu kadar olur diyorsun. Bu standartlarda Türkiye'nin en iyi forvet oyuncularından bir tanesidir. Doğru. Yeter, kötü maç oynayabilir. Daha ilerleyemez. Oynadı. Şunu söylüyorum ben. Kerem Aktürkoğlu fizik kalitesini bu ve bunun üstünde tutmalı. Diğer taraftan sen üstüne koy. Kerem Aktürkoğlu bundan sonra üstüne falan koymaz. 24 yaşında gelmiş bir oyuncu. Yine koyamaz mı? Koyamaz. Artık... Artık yani Kerem daha çabuklaşamaz mı? Yok abi adam zaten çok çabuk. Ben Türkiye'nin en çabuk, en süratli oyuncularından biri Kerem Aktürkoğlu. Bu saatten sonra daha fazla süratli olmaz. Bu saatten sonra kafa topları falan gelişmez. Adamın olan oyun zekası da bu, oyun mantalitesi de bu. Bu senin dediğin 17-18 yaşında oyuncularda olur. Kerem Aktürkoğlu bütün bunlara rağmen eksiği yok mudur vardır. Ama Kerem Aktürkoğlu Türk futbolunun, Türk oyuncuların içinde forvet olarak çok yetenekli, her an her maçın skoruna tesir edebilecek kadar iyi ve tehlikeli bir oyuncudur. Evet. Kerem'in hakkını yemeyin yani. Abdülkerim abi. Kötü oynar. O ayrı bir şey ama Kerem iyi oyuncudur. Serhan Bey'den açıklama geldi. Sezgin abiye değil mi Sezgin abi? Sezgin Gelmez aradı. Yayınımıza bağlanır mısınız diye sordu. Cevap geldi Serhan Çetin Sayı'dan. Sayın Çetin Sayı'dan. 3-1 kazandığımız için öyle bir tweet attım. Duygularımı orada belirttim. Duygularımı belirttim diyor yani. Başka bir şey söylemek istemiyorum. İsterseniz yarın konuşuruz. Bir daha söylüyorum. Serhan Bey'den attığı tweet üzerine bir cevap geldi. Teşekkür ederim kendisine cevap verdiği için. 3-1 kazandığımız için öyle bir tweet attım. Duygularımı orada belirttim. Başka bir şey söylemek istemiyorum. İsterseniz yarın konuşuruz diyor. Ya. Beşiktaş'ta Serhan Bey'den açıklama. Biz de yedik Serhan Bey. Çok da abartmaya gerek yok hocam. Atmış olur işte. Olur mu? Rakibe saygı çok önemli. Hocam, şey. Hocam ne saygısızlıklar gördük ya. Bu da o kadar çok önemli, çok büyük de bir şey değil. Siliversin ya. Üçün biri denmez abi. O kadar büyük bir şey değil arkadaş, yapmayın ya. Siler belki de. Ya. Neler gördük? Siler de ayrıca ya neler abi, gördük. Tamam. Ne tweetler gördük ya. Ya Sinancığım çok mesela normal bir insan, iş adamı olabilir, öğrenci olabilir. Böyle bir tweet atar. Çok da normal dersin hani ve o kadar da şey değil ama... Beşiktaş kulübünde yönetici olmak herkese nasip olmaz Sinan. Doğru. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta buralarda yönetici olmak için sen daha iyi biliyorsun değil mi? Ne insanlar, belki ne iş adamları kendilerini parçalıyor. Siler abi şimdi yani. Sen büyük bir Beşiktaş camiasının orada temsilcisisin. Doğru. Değil mi? Yani bu üslup iyi bir şey değil. Ya peki o... birisi mesela Serhan Bey'e dese ki. Deme hocam boşver tamam biz söyleyelim. Benzeri bir yakıştırmayla. Hocam, hoşunuza gider mi Serhan Bey? Hocam gerek yok, biz de dedik ki kardeşimize sen Beşiktaş kulübü. Efendim tarihi Beşiktaş. Bir çınar Türk futbolunun değil mi? 1903. Alalım artık ilk arkadaşlar. İlk kurulan kulübünün, Türkiye'nin ilk kurulan kulübünün. Yöneticisin. Evet. Bu herkese nasip olmaz, sana olmuş. İnşallah uzun yıllarda ya. Görev yap. Evet. Gençliğinin şeyiyle, heyecanıyla, maçın zevkiyle olabilir yani ama doğru mu? İyi doğru değil. Değil. Doğru çok değil. Bu abartılacak bir şey mi değil? Belki sil kardeşim sil. Ben benler kibar değilim. Sil. İlerleyen saatlerde. Sevgili seyirciler. Sil. Maç sırasında Okan Hoca bir pozisyona sinirleniyor. Sarı kart isterken Şenol Hoca da yedek kulübesinden fırlıyor. Diyor ki Okan sen de sarı kart göreceksin. Okan Hoca. Özür dilerim Okan Hocam'dan. Okan Hocam sen de yani kart göreceksin diye engellemeye çalışıyor. Orada bir sıkıntı çıkmış. Bir şey yaşanmış. Bir buyurun. Maç bitti. Basın toplantısı söylemiş. Evet. Maç bitti. Hazır olsun ekrana getirin. Şenol Hoca sahanın içine doğru gidiyor. Çok iyi kestim maçın bittiğinde. Bilmiyorum siz baktınız mı? Okan Hoca Şenol koştu. Şenol Hoca sahanın içine doğru futbolcularına giderken Okan Hoca arkasından koştu. Okan Hoca arkasından koştu. Şenol abi tebrik etmeye. Şenol Hoca çok döndü. Şöyle yaptı. Biz dedik herhalde tanımadı, bir taraftar falan mı zannetti acaba bizim Okan'ı, Okan Buruk. Yüz vermedi hiç. Bak Okan Buruk Şenol Hoca'nın peşinden gitti. Yani tebrik etmek için. Sen arkasından... maçtan sonra gördün mü bu görüntüsü? Sezgin abi ne demişti aynen. Tam olarak? Ve Okan Hoca Şenol Hoca'ya tebrikler hocam dedi, döndü. Hoca da böyle yaptı. Yani sarılmadılar, hiçbir şey yapmadı. Şöyle yaptı. Biz dedik ki herhalde yani herhalde tanımadı. Herhalde yani normal bir insanlık o anda. Maç esnasında Şenol bir şey Hoca olmuş. Sarmış ona. Ve maçtan sonra da... Okan da hatasını biliyor evet. Peşinde. Maçtan hocam, sonra da Şenol Hoca'nın Okan Buruk'la ilgili bir eleştirisi var. Bilmiyorum yazılır evet, yazılır evet. Mı? Gelecek öyle şimdi. Mi? Okan, de, Okan Hoca demiş ki sen bana geliyorsun ama sen de kart göreceksin de, hocam demiş. Tamam demiş. Biz de merak hocam. Ettik. Yok. Bak hakikaten. Şimdi kalabalık bizim grup maçı seyrediyoruz hocam. Dediler ki hatta orada bir ismini söylemeyeyim. Bir kardeşim. Arkadaşım dedi ki abi herhalde tanımadı Okan Buruk'u dedi. Hoca dedi. Ya tanımadı herhalde. Yok hoca tepkiliydi dönüşü falan zaten. Dikkat ettin mi? Evet maç, evet. Ya ulan dedik Allah demek ki maçın içinde bir şey yaşanmış. Ben Okan Hoca hakeme koşuyor zannettim yok, bu arada. Yok Şenol abi tebrik etmeye gitti. Şenol abi de böyle yaptı cool bir şekilde. Hiç şey yapmadı hani sarılırsın falan filan. Evet evet. Hatta dediler ki orada birkaç arkadaşımız ulan
Şenol Hoca da ne kibirli ne egolu. Bak sen, adam ona koşarak geliyor Okan Buruk'a. Demek ki bir şey yaşanmış. Evet. İzleyelim mi ne demiş? Şenol Hoca'yı bir izleyelim o pozisyonla ilgili.